Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere Torkun ikinci kısmını anlatacağım. İkinci kısmın konusu arkadaşlar denge. Denge dediğim zaman fiziksel olarak aklıma gelen şey şu. Cisimlerin durgunsa durgunluğuna, hareketliyse hareketine devam etmesi denge olarak karşıma çıkıyor. Şimdi biz dengeyi iki kısımda anlatıyoruz. Ötelemede dengeden bahsediyoruz. Bir de dönmede dengeden bahsediyoruz. Ötelemede dengeyi zaten daha önceki kısımlarda gördünüz. Cisimlerin üzerine uygulanan toplam kuvvet sıfırsa Cismin hareketini devam ettiriyordu, durgunsa duruyordu, hareketliyse sabit hızla hareketine devam ediyordu. İkinci olarak da dönmede dengeden bahsediyoruz ve zaten bu videonun konusu da dönmede denge olacak, bunu anlatacağız. Dönme olayında denge dediğim şey şu şekilde gerçekleşecek, dönebilecek cisim duruyorsa duracak veya dönüyorsa sabit hızla dönmesine devam edecek. Ve bunun olabilmesi için de geçerli bir şartım var arkadaşlar, cismin üzerindeki toplam torkun sıfır olması. Ki bu durumda cisim üzerinde onu döndürmeye çalışan bir kuvvet olmayacak ve bu da cismin dengede kalması için geçerli şartım olacak. Denge ile alakalı ilk sorum şu şekildeki gibi. O noktası etrafında serbestçe dönebilen dairesel levhaya F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyormuş. Cisim dengede kaldığına göre F2 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Bunu sormuş bize. Şimdi dönebilen cisim dengede olduğuna göre cisim üzerindeki net tork arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Yani bizim yapmamız gereken şey burada net tork hesaplamak. O yüzden kuvvetlerin torkunu teker teker bularak vektör olarak toplayacağım. Birinci kuvvet arkadaşlar 2 Newton büyüklükte ve kuvvetin doğrultusunun dönme eksenine olan dik uzaklığı arkadaşlar gördüğünüz üzere 3R kadar. O yüzden 2 Newton'u 3R ile çarpacağım. Ve 2 da cismi saat yönünün tersine çevirdiği için bu torkun büyüklüğünü pozitif olarak yazacağım. İkinci kuvvete geldiğimde kuvvetin büyüklüğünü bilmiyoruz. Ancak doğrultusunu dönme eksene dik uzakta 2 R'ye kadar. O yüzden bunu 2 R ile çarpacağım. Ve diski saat yönünde çevirdiği için F2'nin torkunu negatif olarak alacağım. Üçüncü kuvvete geleceğim. Kuvvetin büyüklüğü 5 Newton. Kuvvetin doğrultusunun dönme eksenine dik uzaklığı da gördüğünüz üzere 2 R. O yüzden 5 Newton'u da 2 R ile çarpacağım ve diskimizi saat yönünün tersine çevirdiği için bunun torkunu da pozitif olarak alacağım. Ve bu kuvvetlerin etkisindeki diskin biz dengede olduğunu biliyoruz. O halde bu torkların toplamı arkadaşlar sıfır. Ve işlemin bu basamakta gördüğünüz üzere bilmediğim tek şey ikinci kuvvet. Yani ikinci kuvvetin torkunu karşıya atıp işlemi tamamladığımda ikinci kuvvetin büyüklüğünü hesaplayabileceğim. Onu da şu işlem üzerinden yapacağız. Bu noktada küçük bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu basamakta 2 Newton ve 5 Newton diski saat yönünün tersine çevirirken ikinci kuvvet arkadaşlar saat yönünde çeviriyor. Yani torku saat yönünde olan kuvvetleri biz eşitliğin bir tarafına saat yönünün tersine torku uygulayan kuvvetleri de eşitliğin diğer tarafına yazdık. İşlemi de buradan devam ettirsek cevabımız çıkıyor. Bundan sonraki sorularda arkadaşlar ben üst basamaklara girmeyeceğim. Ben direkt bu basamaktan giriyorum. Yani bundan sonraki denge sorularında yapacağımız şey saat yönünde dönme oluşturan kuvvetleri eşitliğin bir tarafına Saat yönünün tersinde dönme oluşturan kuvvetleri de eşitin diğer tarafına yazacağız. İşlemleri de tamamladığımız zaman istediğimiz şeyler karşımıza çıkacak. Tamamlayalım isterseniz işlemi. F2 kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar buradan 8 Newton olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuzda şekildeki gibi o noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde kolaylıkla dönebilen eşit bölmeli ve ağırlıksız çubuk kendine dik uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerin etkisinde dengededir. F1 kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğü to ise F2 kuvvetinin O noktasına göre torku kaç todur diye sormuşuz. Şimdi çubuk arkadaşlar dengede. Bu yüzden bu çubuğun üzerindeki net tork sıfır. Bunu biliyoruz. Yani birinci kuvvetin oluşturduğu torkla İkinci kuvvetin oluşturduğu tork arkadaşlar aynı büyüklükte olması lazım. İşlemden yaptığımızda birincinin torku saat yönünde tork oluşturduğu için negatif alıyoruz. İkincinin torku saat yönü tersinde tork oluşturduğu için pozitif alıyoruz. Sıfır eşit dediğimizde arkadaşlar ikincinin torkuyla birincinin torku birbirlerine eşit oluyor. Birinci kuvvetin torkunun da soru to olduğunu söylemiş. Bizden istenen ise ikinci kuvvetin torkunun büyüklüğü. Ki onun da arkadaşlar bire eşit olduğu için Büyüklük olarak aynı to'yu vermesi gerekiyor. Yani birinci kuvvet to kadar tork oluşturuyorsa dengenin olabilmesi için ters yönde gene to kadar bir tork oluşturulması gerekiyor. Şimdi bu soruda şöyle bir aldatmaca var. Birçok öğrenci arkadaşlar burada F1'in F2 oranı bulmaya çalışıyorlar. O yüzden şu eşitlikte F1 çarpı 2 F2 çarpı 4 yapıyorlar. F1'in arkadaşlar F2'nin 2 katı olduğunu söylüyorlar. Bu yanlış değil. Ancak soru bizden bunu istemiyor arkadaşlar. Soru bizden ikincinin torkunun ne olduğunu istiyor. Ve ikincinin torku da cisim dengede olduğunda birincinin torkuna eşit olması gerekiyor. Dediğimiz gibi. Bu soru bu arada üniversite sınavlarında çıkmış bir sorunun benzeri. O yüzden sorularda sizden tork mu isteniyor? Yoksa tork oluşturan kuvvet mi isteniyor? Buna dikkat ediyorsunuz. Üçüncü sorum şu şekilde. 15 Newton ağırlığındaki türdeş çubuk şekildeki gibi iple dengededir. Buna göre ipteki gelme kuvvetini yani T'yi bulunuz. Şimdi 15 Newton ağırlığında bir çubuğumuz var ve çubuk türdeş. Bununla kastımız bu 8 birimlik çubuğun ağırlığı tam ortasındadır. Yani 4 birim ileridedir. O yüzden 15 Newton'u getirip yazıyoruz. Şu şekilde bir ip gerilmesi uygulanmış cisme ve açılı uygulandığı için bununla bileşenlerini ayırmamız gerekecek. Bir düşey, bir de yatay bileşenimiz var ki yatay bileşenin doğrultusu direkt Menteşeden yani dönme ekseninden geçtiği için torku sıfır. Torku sadece düşe bileşen oluşturuyor. O da T çarpı sinüs 30. Direkt işleme geçebiliriz arkadaşlar. Dönme eksenimiz etrafında 3 tane kuvvet tork oluşturuyor. T'nin sinüs bileşeni saat yönünün tersine tork oluştururken 15 ile 20 saat yönünde tork oluşturuyor. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bir tane eşitlik alacağım. Eşitin bir tarafına çubuğu saat yönünde çeviren kuvvetlerin torklarını Diğer tarafında da saat yönünün tersine çeviren kuvvetlerin torklarını alacağım. 15 ile 20 menteşe göre çubuğu saat yönünde çeviriyorlar. O yüzden bunları aynı yere yazacağım. 15 çarpı 1, 2, 3, 4 artı 20 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi eşitliğin sol tarafına çubuğu saat yönünde çeviren kuvvetlerin torklarını yazdık. O yüzden sağ tarafına da cismi saat yönünün tersine çeviren kuvvetlerin torklarını yazmamız lazım. T çarpı sinüs 30 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 birim öteden uygulanmış menteşe. Şuraya kadar geldiyseniz arkadaşlar fizik burada bitiyor. Buradan sonra matematiğini tamamlayacağız. İp gerilmesinin değeri buradan arkadaşlar 80 Newton çıkacak. Dördüncü sorumda şu şekilde. Düzgün türde çubuk 20 Newton büyüklüğündeki ağırlıkla düşey duvara bağlı iple şekildeki gibi dengelidir. İp gerilimi 40 Newton olduğuna göre çubuğun ağırlığını bulunuz. Şimdi çubuğun ağırlığını bilmiyoruz ancak çubuk türdeş. O yüzden hemen 8 birimlik çubuğun ağırlığını 4 birime çiziyorum. P de isimlendireceğim. Şimdi burada benteşe göre çubuğu çeviren 3 tane kuvvet var. Çubuğun ağırlığı 20 Newton ve 40 Newton. P ve 20 Newton çubuğu saat yönünde çevirmeye çalışırken 40 Newton saat yönünün tersine doğru bir tork oluşturuyor. Burada işleme geçeceğiz. Ancak burada şöyle bir durum var. Bu 3 kuvvette çubuğa açılı uygulanmış. Ancak işlem yaparken bizim dik bileşenlere ihtiyacımız var. O yüzden hemen bu üç kuvvetin dik bileşenlerini bulalım. T gerilmesi 37 dereceyle uygulanmış. Bu 40 Newton'luk gerilimin dik bileşeni de açıyla temas etmediği için sinüs olacak. O yüzden dik bileşenin değerini bulmak için 40 da sinüs 37'yi çarpacağım ki değerinin biz 0,6 olduğunu biliyoruz. 24 Newton çıkacak. 20 Newton 53 dereceyle uygulanmış çubuğa. O yüzden çubuğa göre dik bileşeni 20 çarpı sinüs 53 olacak. Buradan bunun değeri arkadaşlar 16 Newton olacak. P de çuba 53 dereceyle uygulanmış. O yüzden bu P'nin de dik bileşeni arkadaşlar P çarpı sinüs 53 olacak. Yani 0,8 P. Ve kuvvetlerin çubuğa göre dik bileşenlerini bulduğumuza göre işleme başlayabiliriz. İşlemimiz de şu şekildeydi. Eşitin bir tarafına çubuğu saat yönünde diğer tarafında da saat yönünün tersine çeviren kuvvetlerin torklarını yazacağız. Önce saat yönünden başlayalım. Saat yönünde çeviren kuvvetler P ve 20 Newton olduğunu söylemiştik. O yüzden 0,8 P çarpı 1, 2, 3, 4 artı 16 Newton çarpı 1, 2, 3, 4, 5 saat yönünde döndüren torkları yazdığımıza göre saat yönünün tersine döndüren torkları yazalım. O da 24 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşitliği kurduğumuza göre arkadaşlar matematiğe geçebiliriz. O da şu şekilde olacak. çubuğun ağırlığı buradan 20 Newton çıkacak arkadaşlar. Bu soru bu kadar. Bir sonraki sorum şekildeki gibi. Ağırlığı önemsiz, düzgün ve türdeş bir çubuğa 2P ve 3P ağırlığında cisimler şekildeki gibi asılıyormuş. Buna göre çubuk hangi nokta asılıp serbest bırakılırsa yatay dengede kalır. Bunu sormuşuz. Burada arkadaşlar çubuğun asıldığı zaman dengesinin değişmemesi için buradaki ağırlıkların oluşturacağı torkların sıfırlandığı noktada asılması lazım. O noktayı da 2P'den X kadar ötede kabul edersek 3P'den arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 5 eksi X kadar ötede olacak. Ve bu noktaya göre tork aldığında X'in torklarında birbirine eşit olması gerekecek. Dengede kalabilmesi için. Yapalım isterseniz hemen. 2P bu noktaya X kadar öteden uygulanmış. O yüzden 2P'nin torku 2P'yiz. 3P ise bu noktadan 5 eksi x kadar öteden uygulanmış. Onun torku da bu. P'leri gönderip işlemi tamamladığımızda 2x eşittir. 15 eksi 3x olacak. Atarsak karşıya x'in değerini buradan arkadaşlar 3 birim olarak bulacağız. Yani bu ağırlıkların torkunun sıfır olduğu nokta 2P'den itibaren 3 birim ötede M noktasında. Ve ben eğer bu çubuğu M'den asarsam çubuğun dengesi bozulmayacaktır. Sebebi ise 2P çarpı 3'ten 6P'lik bir tork oluşturacaktır. 3P çarpı 2'den 6P'lik bir tork oluşturacaktır. Zıt yönde eşit büyüklükte torklar oluşturduğu için çubuk dengede kalacaktır. Bu ağırlıkların torklarının sıfır olduğu noktayı bulmanın kestirme bir yolu da var. O da şöyle. 2P ve 3P toplamda 5P yapıyor. Ve bu noktada arayı 5'e bölüyoruz. Ki zaten 5 bölme gördüğünüz gibi. 2P'den 3 birim öteden 3P'den 2 birim öteden tork aldığımızda ikisinin torkları sıfır oluyor ve M noktasının torklarının sıfırlandığı nokta olduğunu buluyoruz. Başka bir örnekten bir de anlatayım. Mesela elimde şöyle iki tane ağırlık olsun. Biri 2P, biri P kadar. Bunların torklarının sıfırlandığı noktayı şöyle bulacağız. P, 2P toplamda 3P'den bahsediyoruz. Arayı eşit bir şekilde 3'e böleceğim. P'ye 2 birim öteden, 2P'ye 1 biri birim öteden tork alırsam İkisinin torkları da sıfır olur. 2P çarpı 1, P çarpı 2. Bu nokta arkadaşlar bu ağırlıkların torklarının sıfırlandığı nokta olur. Ve ben eğer bu çubuğu şu şekilde asarsam dengesi bozulmadan kalır. Bir diğer sorum da şu şekilde. O noktası etrafında serbestçe dönebilen türdeş levhaya F1, F2 ve F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında dengede kalıyor. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar soruyu bir anlatayım. Cismi astığımız noktadan itibaren bıraktığımızda cisim aşağı doğru dönüyor. Çünkü cismin ağırlığını çizdiğimde gördüğüm şey ağırlık dönme ekseni etrafında saat yönünde bir tork oluşturuyor. O zaman benim bunu dengelemek için saat yönü tersine bir tork oluşturmam lazım. Ve bunun için de şunu yapıyormuşum. Birinci, ikinci ve üçüncü kuvvetleri ayrı ayrı uygulayarak bu torku oluşturuyormuşum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ağırlık saat yönünde bir torka sebep oldu. O halde benim yapmam gereken şey sırasıyla gösterecek olursak önce birinci kuvveti oluşturarak saat yönünün tersine bir tork oluşturmak. Yani birinci kuvvetin torku ağırlığın torkuna eşit. Sonrasında birinci kuvveti kaldırıp ikinci kuvveti uyguluyormuşuz. Ve ikinci kuvvetin saat yönünün tersine oluşturduğu tork gene ağırlığın torkunu dengeleyebilecek büyüklükte. Yani tork 2 de ağırlığın torkuna eşit. Ardından 2'yi kaldırıp 3 üçü uyguladığımızda üçüncü kuvvetin oluşturduğu tork da Gene ağırlığı dengeleyebilecek büyüklükte. Ve buradan çıkaracağımız sonuç şu arkadaşlar. 3 kuvvetin torku birbirine eşitmiş. Şimdi bu noktada arkadaşlar bu soru tarzında direkt bunu da sorabiliyorlar. Böyle bir soru geldiğinde kuvvetlerin torklarını karşılaştırınız diyorsa eğer torklar birbirine eşit. Ama bizden kuvvetleri karşılaştırmamızı istemiş. O yüzden bu torkları açacağız. F1 çarpı doğrultusunun dönme eksenine olan uzaklığı bir birim. O yüzden F1 çarpı D yazacağım. İkinci kuvvetin doğrultusu gördüğünüz üzere şu şekilde. F2 çarpı doğrultusunun nokta uzaklığı 2D kadar. Üçüncü kuvvetin doğrultusunu çizdiğimizde bunun da dönme olan uzaklığı 2 birim. O yüzden tork 3 F3 çarpı 2D olacak. Buradan çıkaracağımız sonuçta arkadaşlar 2 ile 3 birbirine eşitmiş. Birinci kuvvet ikinci ve üçüncü kuvvetten 2 kat daha büyükmüş. Yani sıralamamız F1 büyük, F2 ve F3 birbirine eşittir olacak. Bunu günlük hayatta şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. F1 gördüğünüz üzere dönme noktasına yaklaştığı için değeri artıyor. Kapı açarken veya pencere açarken kapı kollarını endişe yaparlar. Çünkü çevirmeye çalıştığımızda daha az kuvvet uygulayalım. Ama belakin kapıyı koldan değil de ortasından iterek açmaya çalıştığımızda daha çok kuvvet uyguladığımızı fark etmişsinizdir. Bu durumda tam olarak bu olaydan ötürü. Sıradaki sorum da şöyle. Her birinin ağırlığı P olan özdeş ve türdeş kare levhalar perçinlenmiş. Şekildeki gibi ip ve destek yardımıyla dengededir. Buna göre T ip gelmesi kaç P'dir? Şimdi soruyu bir açıklayayım. Öncelikle bu iki parça burada 2P olsun. Bu iki parça da burada 2P olsun. 2P'nin bir ağırlığı var. Buradaki 2P'nin bir ağırlığı var. T ip gelmesi de bu şekilde. Destekte bir tepki kuvvetiyle yukarı doğru bir kuvvet uygulamış ve bu ağırlıkları bu iki kuvvetle dengelemişim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben nereye göre tork alacağım? Çünkü bana bir dönme ekseni verilmemiş bu soruda. Soru bizden ip gerilmesini P cinsinden yazmamızı istiyor. O halde benden istemediği şey burada destekteki tepki kuvveti. Bu yüzden torku buraya göre alacağım. Ki bunun oluşturduğu tepki kuvvetinin torku sıfır olsun ip gerilmesini P cinsinden yazabileyim. O zaman desteğe göre tork alarak işleme başlayacağız. Desteğe göre baktığımızda 2P'ler saat yönünde bir tork oluştururken T saat yönü tersine bir tork oluşturuyor. O halde başlayalım. 2P çarpı 2P'nin doğrultusunun desteği olan dik uzaklığı gördüğünüz gibi bir birim. Artı 2P çarpı bunun doğrultusunun dönme eksenine olan uzaklığı da gördüğünüz gibi 1, 2, buçuk. Yani 5 bölü 2. Saat yönündeki torkları yazdıktan sonra saat yönü tersine olan torkları yazalım. T çarpı T'nin doğrultusunda görüyorsunuz. Desteği alan uzaklığı 2 birim çarpı 2 yazıyoruz. Sorunun fizik kısmı burada bitiyor. Buradan sonra matematiğini hallediyoruz. Ve ip gelmesinin değeri 7P bölü 2 çıkar. Başka bir sorum da şöyle. Ağırlığı 40 Newton olan düzgün türdeş çubuk ile 20 Newton ağırlığındaki cisim n 1 ve N2 destekleriyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre desteklerin tepki kuvvetleri oranı N1 bölü N2 kaçtır? Burada 8 birimlik türdeş bir çubuğumuz var ve ağırlığı 40 Newton. Hemen şu şekilde 40 Newton'u şöyle yazalım. Ardından birincinin tepki kuvvetini yazıyorum. ikinci desteğin tepki kuvvetini yazıyorum. Ve çubuk ve ağırlık bu şekilde dengede. N1 ve N2'yi bulmanın iki farklı yolu var. Biri uzun ama her zaman doğru sonucu verir. İkincisi pratik ama her zaman uygulayamıyorum. O yüzden önce bir uzun yolu göstereyim. Öncelikle M1'in kaç Newton olduğunu bulmak için N2'ye göre tork alacağım. Yani şu desteğe göre ve buradan M1'in kaç Newton olduğunu bulacağım. Bu desteğe göre baktığımda M1 ve 20 Newton aynı yönde tork oluşturuyorlar. Bu ikisini bir tarafa yazacağım. 40 Newton bunların ters yönde tork oluşturuyor. 40 Newton'un torkunu da eşitliğin diğer tarafına yazacağım. M1 çarpı 3 artı 20 çarpı 1 eşittir. 40 çarpı 2 birim uzakta uygulanmış 40 Newton. Eşitliğimizi yazdıktan sonra tamamlayalım. N1 buradan 20 Newton çıkar. N2'yi bulmak için de bu sefer birinci desteğe göre tork alacağız. Ve buradan N2'nin değerini çıkaracağız. Bu noktaya göre baktığımda 40 ve 20 saat yönünde tork oluştururken N2 saat yönünün tersine tork oluşturuyor. O yüzden 40 da 20'yi eşitliğin bir tarafına N2'yi eşitliğin diğer tarafına yazacağız. Başlıyorum birinci desteğe göre tork almaya. 40 Newton çarpı 1 artı 20 Newton çarpı 4 eşittir. N2 çarpı N2'nin birinci desteği olan uzaklığı da gördüğünüz gibi 3 birim. 3 çarpı N2 oldu. O zaman buradan ikinci desteğin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü 40 Newton çıkar. O halde M1 bölü N2 oranı buradan 20 bölü 40 yani 1 bölü 2 olur. Gelelim kısa yola. Bunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Aşağı doğru olan ağırlıkların torklarının sıfır olduğu noktayı bulacağız. 40'da 20, 40 da 20. 40-20'nin 2 katı toplamda 3 kat var. Arayı 3'e böleceğim ki 3 parça olarak verilmiş bana. O halde 40'tan 1, 20'den 2 birim uzaklıkta bir noktaya tork alırsam iki kuvvetin torku burada sıfır olur. Ve ben bu iki kuvveti arkadaşlar Burada 60 Newton olarak gösterebilirim. Burada yapacağım şey emir n iki bizden istenmiş. Eğer aşağı doğru olan ağırlıkların torkları burada sıfırsa bu iki kuvvetinde burada oluştukları torkların sıfır olması gerekiyor. Hemen işlemine geçersek arkadaşlar. M1 çarpı 2 birim eşittir. N2 çarpı 1'i görürüz. Buradan da M1 bölü N2 oranı 1 bölü 2 çıkar. Yarıçapı 5R ve ağırlığı 50 N olan şekildeki küre F kuvvetiyle önündeki 2R yüksekliğindeki basamaktan çıkarılıyor. Buna göre küreyi basamaktan çıkarabilecek F'nin en küçük değeri kaç Newton'dur? En küçük demesinin sebebi küreyi basamaktan sabit bir hızla çıkaracağız. Ve bu sayede arkadaşlar gene dengeden söz edebiliyoruz. Hemen 50 Newton'luk ağırlığı çizeyim. Bu soruda tork alacağım nokta arkadaşlar basamak. Çünkü top basamağın üzerinde dönecek. O halde ağırlığın ve kuvvetin bu noktaya göre torkunu bulmamız gerekecek. Bunun için bu kuvvetlerin Dönme noktamıza olan dik uzaklıklarını bulmamız gerekiyor. Onlar da şu şekilde. Şu kenar ve şu kenar. Öncelikle Elgin Newton'un uzaklığını bulalım. Burada arkadaşlar küçük bir 3-4-5 üçgeni gizlenmiş. Şöyle dikkat ederseniz buradan itibaren yarı çapı çizersem burası 5R ve dikkat ederseniz burada bir üçgen oluştu. Dik uzaklığını arıyorduk. Bana şu kenar lazım. Burası da 5R. Şu kenar 2R ise burası da 2R olacak. O halde arkadaşlar şu kenara kalan mesafe 3r. 3r 4r 5r. Yani 50 N'un dönme eksenine olan dik uzaklığı arkadaşlar 4r'ymiş. Devam edersek şu mesafenin 3r olduğunu söylemiştik. Burası da 5r yani şu kısım da 5r olacak. O halde F'nin doğrultusunun dönme eksenine olan uzaklığı buradan 8r çıkar. Dönmemiz sabit hızla olacağı için gene dengeden söz edebiliyoruz. O halde yapacağımız işlem de şu bu iki kuvvetin torklarını eşitlemek. Bakıyoruz hemen. Basamağa göre 50 Newton saat yönünde bir tork oluştururken F saat yönü tersine bir tork oluşturuyor. O halde F çarpı 8R eşittir. 50 çarpı 4R olacak. Buradan F'in değeri arkadaşlar bariz bir şekilde 25 Newton çıkacak. 5P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk desteklerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre çubuğun K ucuna P ağırlığında en fazla kaç blok yerleştirebilir? Çubuğun ağırlığı 5P. Türdeş olduğu için tam ortasına çiziyorum. Ardından ağırlıkları biz K ucundan yerleştiriyoruz. O halde bu çubuk devrilirse bu destek üzerinden devrilecek. Uzaktaki desteğin tepki kuvvetiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Devrildiği anda o destekle teması kesileceği için buradaki tepki kuvveti sıfır olacak. O halde arkadaşlar yapacağım şey şu olacak. Yakındaki destekten devrileceği için Torku yakındaki desteğe göre alacağız. Uzaktaki desteğin tepki kuvvetini sıfırlayacağız. Yöntemimiz bu olacak. Başlıyorum. Buraya en tane destek koyduğumuzu düşünelim. Her birinin ağırlığı da şu şekilde ortadan itibaren geçeceği için P ağırlıklarını buradan itibaren çizeceğiz. Ve bu noktaya göre tork alacağız. En fazla kaç blok yerleştirilebilir dediği için çubukla tuğlaların dengede olduğu son duruma bakacağız. O halde toplam torkların gene sıfır olması gerekiyor. Hemen başlayalım işleme. En tane P ağırlığında tuğlamız var. Ve bu tuğlaların tork alacağımız desteği olan uzaklığı 1 bölü 2. Bunlar saat yönünün tersine bir tork oluştururken bu desteğe göre 5P saat yönünde bir tork oluşturup bunların torkunu dengeleyecek ve çubuğun devrilmesine engel olacak. 5 b çarpı desteği olan uzaklığı 2 birim. Bu desteğin tepki kuvvetini sıfırladığımızı söylemiştik. Buradan arkadaşlar P'ler birbirini götürürse ne buradan arkadaşlar? 20 çıkacak. Yani şu noktadan itibaren 20 tane tuğla koyabilirmişim. 20 taneye kadar çubuk destek üzerinden devrilmeyecek. Ancak 21. koyduğum anda 5P'nin oluşturacağı tork çubuğu dengede tutmaya yetmeyecek. O yüzden çubuk devrilecek. Her birinin ağırlığı P olan türdeş kare levhalardan yapılan cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre kuvvetin en büyük ve en küçük değerini bulunuz. Şimdi Soru bize 5 tane parça vermiş. Her birinin ağırlığı P kadar. O halde bu 4 parçanın ağırlığını buradan 4P olarak göstereceğim. Burada bir parça kaldı. Onun ağırlığını da buradan P olarak göstereceğiz. Dikkat edersek arkadaşlar kuvvet olmasa zaten bu 4P'lik ağırlık bu cismi direkt devirecek. Devirmemesi için bu kuvveti uygulamışız ve bu kuvvetin alabileceği belli bir aralık var ve soru bizden bu değerin en büyük ve en küçüklerini istemiş. Şimdi en büyüklerini bulmak için o değeri geçtiğimizi düşünelim. Bu kaymayan cisim şu şekilde devrilecektir. Ve devrileceği zaman şu nokta üzerinden dönecektir. Kuvvet en büyük değerini uygulayarak şu noktaya göre cismi dengede tutuyor. Ve bu noktaya göre tork alırsak F'nin en büyüklerini bulabiliriz. Bakıyoruz zaman P ve 4P saat yönünde bir tork oluştururken F nokta göre saat yönünün tersinde bir tork oluşturuyor. O halde F çarpı doğrusu noktaya uzaklığı 2 birim saat yönünün tersine olanları yazıyoruz. Şimdi cismi saat yönünde döndüren kuvvetlerin torklarını yazalım. P çarpı doğrultusunun nokta uzaklığı 1 bölü 2 artı 4P çarpı doğrultusunun nokta uzaklığı 2. Matematiğini halledelim hemen. Buradan F'in en büyük değeri 17P bölü 4 çıkar. 17 bölü 4 olarak buluruz en büyük değerini. Gelelim en küçük değeri nasıl bulacağımıza. Daha küçük bir kuvvet uyguladığımızı düşünelim. O zaman kuvvet bu cismin aşağı doğru olan torkunu dengeleyemez ve cisim devrilir. Devrileceği zaman bu nokta üzerinden devrileceği için en küçük değerini uyguladığımız zaman bu kuvvet bu cismi bu noktaya göre dengelemiş olur. O halde tork alacağımız nokta bu olur ve geriye sadece işlemi yapmak kalır. Başlayalım o zaman. Öncelikle yönlere bir bakalım. P bu noktaya göre saat yönünün tersine doğru bir tork oluşturuyor. F bu noktaya göre gene saat yönü tersine bir tork oluşturuyor. 4P ise saat yönünde bir tork oluşturuyor. O halde P ile F'nin torklarını eşittiğin bir tarafına 4P'nin torkunu eşittiğin diğer tarafına yazacağız. P çarpı doğrultusunun noktaya uzaklığı 1 bölü 2 artı F çarpı doğrultusunun dönme noktasına olan uzaklığı 2 eşittir. 4P çarpı doğrultusunun Dönme ekseni olan uzaklığı 1. F'in değeri buradan 7P bölü 4 çıkar. En küçüğü. Ve soruyu da bu şekilde tamamlamış oluruz. 15 Newton ağırlığındaki çocuk 45 Newton ağırlığındaki düzgün ve türdeş kalas üzerinde şekildeki gibi yürüyor. Buna göre çocuk kalası devirmeden en fazla hangi noktaya kadar yürüyebilir? 45 Newton ağırlığında bir kalasım var. 10 birim olduğu için 45 Newton'u tam ortasına yani 5 birime çizdim öncelikle. Arzından çocuğun ağırlığı 15 Newton'du. Sonra geçmeden bir şunu söyleyeyim. Baktığımız zaman bu desteğe göre 45 Newton 45 çarpı 2'lik bir tork oluştururken çocuk 15 çarpı 3'lük bir tork oluşturabiliyor. Her halükarda 45 Newton'un oluşturacağı tork daha fazla olduğu için çocuk kalası bu destek üzerinden deviremez. O yüzden şuraya kadar bu çocuk güvende. Diğer desteği geçtikten sonra Diyelim ki x kadar yürümüş olsun. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Gelebileceği en uzak noktanın bu x olduğunu söylersek bu noktalı için arkadaşlar kalas ve çocuk dengededir. Yani torkların toplamı sıfırdır. O halde işleme hemen geçebiliriz. Desteğe göre tork aldığımızda 45 Newton saat yönünün tersine bir tork oluştururken 15 Newton desteğe göre saat yönünde bir tork oluşturuyor. 45 çarpı 1'i bir tarafa yazıyorum. 15 çarpı 15 Newton'un Desteğe olan uzaklığı x kadar demiştik. x olarak yazıyorum. İşlemi buradan tamamlarsak arkadaşlar x 3 çıkar. Desteğe göre 1, 2, 3 yani çocuk P noktasına kadar güvenle yürüyebilir. Ancak P noktasını bir adım dahi geçerse kalas buradaki desteğin üzerinden devrilir. Bu videonun son sorusu da bu. Ağırlığı P olan eşit bölmeli düzgün kalas G ağırlığı ip ve destek yardımıyla dengededir. G eşittir 4T olduğu bilindiğine göre kalas türdeştir. Desteğin tepki kuvveti P'dir. Kalas ağırlığı ip gerilmesinin 8 katıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sordu arkadaşlar bir ağırlığımız var. Onlardan aşağı doğru çiziyoruz. Ve ağırlığa bağlanmış bir ip var. P gerilmesine sahip. Ve ipler arkadaşlar bağlı olduğu yerden cisimleri kendine doğru çeker. Çubuğu yukarı doğru çekerken G ağırlığını da kendine doğru çekiyor. Ve G'nin de 4T olduğunu bildiğimize göre buradan sanki 3T'lik bir kuvvet uygulanıyormuş gibi işleme sokabiliriz. Ve bu noktada kalasa göre tork aldığımızda 3T'nin torku saat yönünde 3T çarpı 1 kadar. T'nin torku ise saat yönünün tersine doğru T çarpı 3 kadar. Ve gördüğünüz gibi büyüklükler eşit yönler zıt. Yani bu 3T ile T'lik kuvvetler arkadaşlar tork olarak birbirlerini dengeliyorlar. O halde bu gerilmelerden dolayı kalasın dengesi bozulmuyor. Ancak arkadaşlar kalasın P kadar bir ağırlığı var. Eğer çubuk türdeş olsaydı bu P ağırlığını arkadaşlar kalasın tam ortasına eklememiz gerekecekti. Ve bu P'nin oluşturacağı tork kalasın saat önünde devrilmesini sağlayacaktı. Ancak biz kalasın dengede olduğunu biliyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç demek ki kalasın ağırlığını biz bu noktadan gösteremiyoruz. Kalas ağırlığı tam şu noktada olacak ki bir tork oluşturmasın ve 3 TL TL dengeyi bozmadığı için kalas dengede kalabilsin. Yani özetle arkadaşlar burada kalas türdeş falan değil. Çünkü ağırlığı tam ortasında değil bir birim sol tarafında oluyor. Bunu buradan gönderiyoruz. Bunun dışında 3 TL T'nin bu noktaya göre torkları sıfır olduğu için ağırlık olarak birbirlerini dengeliyorlar. O halde desteğin uygulayacağı tepki kuvveti de P ağırlığının dengelemesi gerekecek. O yüzden desteğin tepki kuvveti arkadaşlar T kadar olacak. 2 buradan doğru oluyor. Üçüncü öncülde kalas ağırlığı ip gerilmesinin 8 katıdır denilmiş. Bunu bulabilmek için ip gerilmesiyle kalasın ağırlığını dengeleyebileceğimiz bir tork noktasına ihtiyacımız var. Ancak kalasın ağırlığını destek taşıdığı için ip gerilmesiyle alakalı bir işlem kuramıyoruz. O yüzden arkadaşlar üçüncü öncül doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Buna kesin doğru diyemiyoruz. Cevabımızı yalnız iki olarak alacağız. Böylece soruyu da bitirmiş olacağız. Anlattıklarım anlaşıldıysa torkun anlatım kısmı buraya kadar. Ancak tork içinde dengeyi anlatmaya başlamıştık. O bitmedi arkadaşlar. Öteleme üzerinde dengeyi henüz anlatmadık. Onu da 3. bir videoda anlatacağız. Böylece tork ve denge ünitesini kapatmış olacağız. Benim söyleyebileceğim şeyler de şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.